Dostlar hoş geldiniz. Şimdi yapacağımız sizlerle beraber hangi lane'de hangi şampiyonu oynamalıyım? Lig atlarken şu şampiyonları oyna vesaire vesaire. Lig atlayamıyorum. Lig çıkmada ne bileyim. Burası video, diyor, burası fit diyor. Hangi karakter oynarsam lig atlarım. Olayını şimdi kapatıyoruz abi komple. Şimdi şöyle bir tablo oluşturun kendinize sizde. Bakın buradaki yapın demiyorum. Siz kendinizi oluşturun. Kendinize iki tane lane belirleyin, favori lane. Mesela benimkisi midle solo. Pardon yanlış yanlış burayı da. Benim lane'lerim midle solo. Bu yüzden bunları sarıya boyadım. Bunlar benim ana lane'im. Şimdi her lane için 2 şampiyon. Ana lane'ler için 3 şampiyon belirleyin kendinize. Ben mesela midde favori karakter olarak Leblanc oynuyorum. Siz de aynı şekilde kendinize göre kendi oynayabildiğiniz şampiyonlardan yazmaya dikkat edin. Ee, i̇kinci şampiyon olarak ben Yanıda oynuyorum bitti. Ben geç karşı koyuyorum da ana şampiyonum Leblanc. Hatta bu şampiyonu çekin şöyle bir şey yapın. Ee, rakibin banlayacağı şampiyonla ve de sizin takım banlayacağı şampiyon olmasın. Mesela bizzet oynamayın, bir yaz su yazmayın oraya. Çünkü bunların %70 %80 yüzde seksen banlanıyor, Uğraştığınıza değmiyor. Ee, mesela ikinci şampiyon kimdir? Şu an de oynayabilen Shinda mesela. Başka kim olabilir? E, hızlı bir şekilde yazalım. E, şöyle bir şey de var mevzu. Mesela lane'lere göre yazarken AD bir tane içine koymaya dikkat edin. Mesela ben buraya bir yöne koyayım. 2 AP'm var, bir AD'm var. Neden böyle bir şey düşünüyoruz? Takımınız full AD, siz AP alabilirsiniz. Takımınız full AP mesela diyelim. Ya da solo AP aldı, jungle AP aldı, Evelin, Top lane aldı. E, desteğiniz Morgan a aldık. Bir ADC AD olmaz abi. Bir bir tane AD yöne yapıştıracaksınız. Bu mesela ince bilgi ama işinize yarar. E, solo için aynı şekilde mesela Rumble, AD, şey AP. Yanına bir tane set yazdınız mı? Alsana AD. Ekstra olarak tank çok vuran bir karakter de var. Hatta midde de oynayabilirsiniz bunu. Şunu hatta değiştireyim ben. Karakterin Top lane'i, mid lane'i her şey var abi. Karakter güçlü mü güçlü? Gavur gibi vuruyor abi. O şekilde söyleyeyim. Bakın 2 AP 1 AD. 2 AP 1 AD. Pardon 1 AP 2 AD. Ve de şunu tanklı gidebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Mesela Jungle'dan oynayabiliriz. Kha'Zix. Benim karakter mesela. Tabi siz kendinizi göre değiştirin yine bakın. değiştirme Mesela Lilia şu an çok güçlü. Mesela Udu'yu çok güçlü. Şu an biraz meta'yı takip edin ve da şeylere bakın. Ee, ne onun adı? Ee, profesyon yok mu oynanan başlarda? Mesela oraları kontrol edin abi. Ne oynadılar? Utuyor mesela. Onları gözlerimiz. biz. Ne oynadılar? Ee, başka ne vardı? Hekarim. Mesela Lilia. Mesela bunlar var. Bunlar oynanan karakterler. Adamlar bunlar keyfinde oynamıyor. Güçlü olduğu için oynuyor. Siz de hani sıf onlar güçlüye seçmeyin. Siz de kendinize seçebileceğiniz karakter mesela alın şuraya Hekarım. Yani bu şekilde çok güzel kombolar bilirsiniz. Aldıcı dersiniz mesela. Aldıcı yönünüz karakter genellikle desteğe fazla e, ihtiyaç duymayacağınız, desteği sizi koruyamayacağınız düşünün. Mesela ne olabilir? Kısa bir örnek söyleyeyim. Kaysa Kaysa ultisiyle kaçabiliyorsunuz. Eğiniz upload ettiğinizde görülmez olabiliyorsunuz. Ultiniz ekstra kalkan alabiliyorsunuz. Bunlar yeterlidir umarım. Ve güzel de hasar var. İkinci olarak vein olabilir. Ee, Lucian olabilir. Daha güzel ulti kaçması istiyorsanız şöyle bir Zaya yazarım buraya bir. Ultisiyle kaçabilirsiniz abi rahatlıkla. Ee, Malphite'ın resinden, Lux'ın resinden ultinizi attığınızda kaçabiliyorsunuz abi. Destek olarak şöyle bir şey düşünün. Karakteriniz, tanklamanız lazım değil mi? Mesela takımınızda tank yok, sizin destek tank olmanız lazım. Hemen Leona'yı buraya yapıştırıyorsun abi. Tankınız var şu an. Veyahut da, e, takımınızda e, adc'niz biraz daha aktif. Ha ne söyleyeyim? Jinx oynuyordur, yanına lulu alırsınız. Veya Lucian oynuyordur. Lucian e, gidiyor muydu? Vayne oynuyordur, yanına bir Janna alırsınız, lulu alırsınız. Hani bu da ona göre değiştirirsiniz siz. Bu da kendinize göre bunu ayarlayacaksınız artık. Ne yazalım biz buna? Ee, şu an mesela güçlü olanlardan ne var? Hayk like, bir tık. Like yazmayabiliriz. Kim görmüştüm ben destekledi? Jana güçlü ya. Jana her zaman güçlü gerçi de. Jana yazarım. Şimdi. Bu benim tablom mesela. Bunu aynı şekilde kendiniz yapın. Bir yere not edin abi. Ve bu karakterlerle dereceli girmeden önce bakın. Girmeden önce diyorum. Girmeden önce. Maç girin abi. Normal maç girin. Antrenman modu girin. Ee, sonrasında farm yapma işini çözün. Mesela şu, işe, şu ikisinde şunda farm yapma olayını çözmeniz lazım. Nasıl mesela? Lölde antrenman moduna giriyorsunuz. Antrenman modunda Minyonları açıyorsun sadece item alarak yani sadece başlangıç item alarak bu item değil bakın. Başlangıç item alarak lane'de farm kesiyorsunuz abi. Mesela 10 dakika farm kesin. 10 dakikada 80 farm yapın mesela. Bunu kendinize ayarlayın. Sadece son vuruş yapar bak yeterek kullanmadan. Giriyorsunuz sadece son vuruş varak 10 dakikada 80 farm yapın. Bunu yaptığınızda sizin çok işinize yarayacak. Mesela sadece bu başlangıç işlemi. Yutayım şunu. Ee, sonrasında 10 dakika farm. 10 dakika yine 80 farm. Bu sefer ne? Yeteneklerle. Ee, dur bir dakika tamam. Yeteneklerle. 10 dakika önce yine 80 farm yapın en az diyorum bak. Ve yetenek kullanarak yapın farmı. Ve yine aynı şekilde 10 dakika daha uğraşın abi. Bu sefer ne yapıyorsunuz? İtemsiz. Hiçbir item almadan 10 dakika boyunca farm yapın. 80 farmı oturtun abi. Bunu bir ay değil bir hafta boyunca bakın. Bir hafta çalışın. Emin olun normalde mesela 10 dakikada 15 dakikada 40 farm 30 farm alanlar var ya. Onlar 70-80 farma çıkacaklar abi. Bu kesin Garantili bir şey. Ha bazı karakterler hazır mesela farm çok zordur. Çok alışma yaparız gerekiyor. Mesela Leblanc. Sindire daha kolaydır mesela farm yapması. Pantheon kolaydır. Rumble vardır mesela. Bunların çoğunluğu kolaydır. Bu çok zordur mesela. Bazı karakterler böyle abi. Farm yapma onayı zor. Ama farm yapma alıştığınızda karakterin gücünü görüyorsunuz. Bu ekstra bağlantıcı geçiyor. Ee, başka nasıl bir şey söyleyebiliriz? Lane'lere push'ta la olayına çok dikkat edin. Yani Lane'i şurası orta diyelim abi. Şu de savaşıyorsun. Şurada kule var. Şurada kule var. Siz burada durun abi. Yani siz burada durursanız adamı kule altına sokarsanız jungle şuradan gelip size gank atacak. Bunun kaçarı yok. Bunun başka mantığı yok. Atacak adam. Adamın görevi bu. Siz buradayken karşı jungle gelip şuradan şuradan şuraya dolanır gank atar. 3'e 2 ölürsünüz. hatta flashlarınız gider. Flash gittiğim bir sonraki elinde sizi keser. Bu mesela hepinizin bildiği ama uygulamadığı bir şey. Otladım. Mesela bir tane daha örnek verelim. Lane'i orta tutamıyorsunuz. Rakip üzerine sürekli pushluyor mesela lane. Bunun için dikkat etmeniz gereken şey arkadaki 3 milyon yok mu? Büyücü milyonlar. O büyücü milyonlar çok dikkat edin. Büyücü mesela en fazla hasar vurandır. Önde bir tane tank olsun. Arkada üç tane büyücü olsun. Rakipte 4 tane tank olsun. Hatta beş tane tank olsun. Büyücü olan taraf diğer tarafı itecektir. Mesela bunu belki bilmiyorsunuzdur. Bilenler için de bir şey söyleyemem. Ee, başka lane dondurma olayı sistem biliyorsunuzdur. Ben yine söyleyeyim. Minyonlarınız eşit candaysa. Eşit milyon sayısı varsa. Lane eşittir. Yani dondurulmuştur. Orta burada savaşırlar. Ama eğer rakibin bir tane büyücüm yoksa sizin farm rakibe doğru itecektir. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Totemle oynayın dostlar. Totemsiz oynamayın asla. Toteminizi atın ve lane'i pushlamayın. Lane push'unu yaptığınız zaman bir şey kazanamıyorsunuz. Ve ekstra olarak da sürekli 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 lane pushlayıp birilerini sövmeyin. Bu herkesin başına geliyordur. Sövüyorlar abi. Adam ne var ne yok. Sövüyor ya bildiğimiz sövüyor. Adam şurada. Yemin ediyorum adam burada bakın. Her yemin ederim. Rakip kulesinin dibinde. Rakip kule altından sıkıştırmış. Rakibin jungle gelir gank atıyor. Kill alıyor. Hadi başlıyor. Şerefsiz jungle. Nemli jungle. Senin ananız jungle. Sen niye gank gelmiyorsun? Jungle div. Ulan be adam. Bu adamın kulesinin dibindesin. Senin jungle'ın 4 devrede 5 devrede kule altı gelecek bir jungle değildir belki de. Jungle'ın nocturne'dür. Buraya gelemez. cenk atamaz. Yani sen adamın gelip de kule altı girmek zorunlu değil o dakikada. Bunu sen şurada tutacaksın lane'ini. Burada oynayacaksın ya. Bir tarafa güveniyorsan burada oynayacaksın. Yok ben ölüm dersem burada oynayacaksın. Mid desin. Adama pink atıyorsun. Bak bu benim de yaptığım hatayda artık bu hatayı yapmıyorum. Mid deyim, adama diyorum ki SS bot, çıkın dışarıya. Bot burada mesela. Bot çık, bot çık, bot çık, yazıyorum. Yazdığımı görmüyorlar, ping, cay cay ping atıyorum böyle. 5 ping atıyorsun, şuraya giriyorum. Şuraya giriyorum belli bir saniye. Yazıyorum, yazıyorum, çık, 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 çık. Çıkmıyorlar. Dest şey Mid deyin gidiyor, bot deyini kesiyor. Sen niye gelmiyorsun? Yok şöyle, yok böyle. Lane üzerime yıkılmış. 12 milyon var. Ben ona gelsem bir şey çıkaramayacağım. 12 milyon farm, 12 farm kaybedeceğim. Üzerine yetmemiş gibi belki de yetişemeyeceğim. Ben de öleceğim. Bu risk mesela benim için. Ama lane ortadadır. Gidersin. Ve de rakip görmemişsindir. Ne diktiğini mesela. Bu otomatik topak aktiğini görmedin. SS atarsa abi. Bu adam bu normal. Hadi sen bota gitti, sandın. Adam top Sen bota gitti, Ne olacak? Bomboş bir şey yok. Bu yüzden Totem atarken dikkat ediyoruz. Lane pushlamıyoruz. Gerektiği zaman pushluyoruz. Gereksiz pushlamıyoruz. Toteminiz varsa açıklara şurada totem atarsınız. Lane'i pushlarsınız abi. Normaldir bu. Ama gereksiz lane pushlamıyorsunuz. Siz de bu şekilde karakterinizi yapın abi. Şu farmı da uygulayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz.